İstiklal mücadelesine damga vurmuş, Türk kadının cesaretinin ve fedakarlığının simgesi Kara Fatma, gerçek adıyla Fatma Seher Erden. 1888'de Erzurum'da doğan Fatma Seher Hanım'ın binbaşı Ahmet Bey'le olan evliliği onun için savaş alanlarını kaçınılmaz kıldı. 1912'de eşiyle birlikte Balkan Savaşı'na katıldı. Binbaşı olan eşinin Sarıkamış'ta şehit olması üzerine yanına iki oğlunu ve erkek kardeşini alarak Kurtuluş Savaşı'na katıldı ve ön cephede kurşun sıktı. İki oğlunu şehit verdi ama yılmadı. Bu şanlı kurtuluş mücadelesinde daha fazla görev alabilmek için İstanbul'dan Sivas'a kadar yürüyen Fatma Seher Hanım, burada Mustafa Kemal'le görüştü. Fatma Seher Hanım'ın kararlılığı, sorumluluk bilinci ve gözü karalığından etkilenen Mustafa Kemal, ona Kara Fatma lakabını taktı. Bu cesur Anadolu kadını, atamızdan aldığı vazife doğrultusunda hareket edip, 700 erkek 43 kadından oluşan bir bölük kurdu. Askerlerine hem komutan hem ana oldu. Kurduğu müfreze ile Yunan işgaline direndi. Bursa'nın kurtuluşunda önemli rol oynadı. İnönü Muharebelerinde ve Sakarya Meydan Muharebesinde savaştı. Vatanın kurtuluşu için cepheden cepheye koşturan Kara Fatma'ya başarılarından dolayı üsteğmen rütbesi verildi. Ailesini ve sevdiklerini savaşta kaybeden ve bu uğurda canı pahasına mücadele eden üsteğmen Kara Fatma'ya İstiklal Madalyası da verildi. Savaş sonrası kendine bağlanan maaşı kabul etmedi. "Biz para için savaşmadık" diyerek bu maaşı Kızılay'a bağışladı. Askerliği yaşamının en onurlu görevi sayan Kara Fatma, yaşamı boyunca askeri üniformasını giydi ve ömrünün en büyük hediyesi olarak gördüğü İstiklal Madalyası'nı göğsünden hiç çıkarmadı.